B maddesine geldik. Verilen eğriye teğet olan doğrulardan dikey olanların her biri için eğriye teğet oldukları noktaların koordinatlarını bulunuz demişler. Yani dikey teğet doğrumuzun olduğu eğri üzerindeki tüm noktaları bulmak istiyoruz. O zaman önce kendimize teğet doğrusunun eğiminin ne olduğunu veya ne olmadığını bir hatırlatalım. Bu arada ne olmadığını düşünmek belki daha iyi bir fikir de olabilir. Tamam. Eğer bir yatay doğrumuz varsa mesela Mesela şöyle çizdiğim gibi, eğim 0'dır. Başka bir deyişle, y'nin x'e göre değişim oranı eşittir 0 diyebiliriz, öyle değil mi? Peki, dikey bir doğru için durum ne olur? Yani eğer bunun gibi bir dikey doğrumuz varsa, y'nin x'e göre değişim oranı ne olur? Burada bazı insanlar bunun sonsuz olduğunu söylerken bazıları bunun tanımsız olduğunu ifade eder. Bunu düşünmenin bir yolu da şu şekildedir. Y'de çok fazla değişim varken X'de ise hiçbir değişim yok. Dolayısıyla değişim oranını sıfıra bölersiniz. Şimdi bunu bir başka yoldan daha düşünelim. Bu düşünce yatay doğrumuzla biraz aynı mantık gibi olacak. X'in Y'ye göre değişim oranı. Dikkat edin kesri ters çevirdim. Yani artık X'in Y'ye göre türevini konuşmuş oluyoruz ki bu da eşittir sıfır olur değil mi? Çünkü bakın Y değişebiliyor iken X değişmiyor. Güzel. Acaba şimdi dikey doğrular hakkındaki ki bu düşüncemizi eğriye teğet olan doğrulardan dikey olanların her biri için eğriye teğet oldukları noktaların koordinatlarını düşünmek için kullanabilir miyiz? Bunun öncesinde bize eğrinin denklemini vermişlerdi. Bunun yanı sıra dy bölü dx'in ne olduğunu da söylemişlerdi. Bu verilenleri aşağıya da yazalım. Böylelikle bunları rahatlıkla kullanabiliriz y'nin küpü eksi x çarpı y eşittir. 2, bu bizim eğrimizin denklemi ve dy bölü dx'in y bölü 3 çarpı y kare eksi x. Evet, bunu da biliyoruz. Peki, şimdi dx bölü dy'nin neye eşit olduğunu bulmakla işe başlayabiliriz. Sonra da bulduğumuzu sıfıra eşitleriz. Bu, y'nin x'e göre türeviydi. Eğer biz bunu ters çevirirsek, x'in y'ye göre türevi eşittir, burasının ters çevrilmiş hali olacak, yani 3 çarpı y kare eksi x bölü y. Ve bunun da önceden söylediğimiz gibi sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Bu da sadece pay sıfır olduğunda gerçekleşebilecek bir durum. Tamam, peki o zaman hangi x, y ikilileri için bu pay eşittir sıfır olur? 3 y kare eksi x eşittir sıfır dedik. Her iki tarafa x ekleyelim. Buradan da 3y kare eşittir x elde edelim tamamdır. Ayrıca bu soruyu farklı bir yoldan da düşünebiliriz. Örneğin hangi x, y değerlerinde y'nin x'e göre türevi tanımsız olur şeklinde de düşünebiliriz. Bu durumda tanımsız olması için burada paydanın sıfır olması gerekir diyebiliriz. Ama tanımsız değer gibi şeylerle uğraşırken işler karışabilir. O yüzden ben şu alttaki yöntemi tercih ediyorum. Yani x'in y'ye göre değişimini sıfır olarak düşünmek bana daha kolay ve doğru geliyor. Ve bakın zaten bu da bir bizi aynı sonuca getirdi. Tamam, bu değişimin sıfır olması için x eşittir 3y kare olmalıdır ve tabii bir de bunu sağlayan her x, y ikilisi aynı zamanda eğrinin denklemini de sağlamalıdır. Öyleyse hadi bu iki kısıtlamayı kullanarak x ve y'mizi bulalım. Burada en basitinden yapabileceğim şey x'in yerine 3y kare koymak olabilir çünkü bunlar birbirine eşit. O zaman eğrimizin orijinal denklemini alalım y küpü aldık, eksi dedik, şimdi x yerine 3y kare yazabilirim, çarpı y eşittir 2. Buradan da y üzeri 3 eksi 3 çarpı y üzeri 3 eşittir 2 oldu. Burası eksi 2y üzeri 3 eşittir 2 yapar. Her iki taraf eksi 2'ye bölünebilir ve y küp eşittir eksi 1 olur. Buradan da y eşittir eksi 1'dir çünkü eksi 1'in üçüncü kuvveti yine eksi 1'dir. Şimdi eğer y eksi 1 ise x kaçtır? x'imiz de 3 çarpı eksi 1'in karesidir öyle değil mi? Eksi 1'in karesi 1 olduğundan x eşittir 3 olacaktır. Öyleyse bu eğri üzerinde olup da dikey teğet doğrusuna sahip olan noktanın koordinatı 3, virgül eksi -1'miş ve bu kısmı da bitirdik.